Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Seyda İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Seyda Tapramaz ben. Nasılsınız hanımlar? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle beraber güzel şeker pembesi yazmamıza şık bir oya modeli yapacağız. Modelin anlatımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi iplerimizi birazcık itelim geriye. Makasımızı şu tarafa alalım. Ve hemen size modelimi gösteriyorum. Ne kadar hoş bir model, değil mi? Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber bu güzel modelimizi denersiniz arkadaşlar. Modeli bu şekilde aralık vermeden, arasına herhangi bir çim yapmadan belli bir sayıda zürafa aralığı koyup bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da biraz daha arasını açıp küçük bir çim modeliyle de biraz aralıkla da modelimizi çalışabilirsiniz. Hemen bu kısa bilgileri verdikten sonra modelimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Önce yeşil yaprağımız ve dalımızdan başlıyoruz. Burada 2, 4, 6, 7 tane zürafamı bıraktım. 8. zürafama ben ipimi tutturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde ipimi buraya sabitledim. Daha sonra yan taraftaki zürafama ipimi atıyorum. Hemen geriye geliyorum. Ve buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bir. İki. Şimdi ipimi atıp başa geliyorum. Aynı zürafa içerisine yandan artırma yapıyorum. 1 2 ve 3. Burada zürafa sayım 3 oldu. Tekrar ipimi başa atıyorum. Ortadaki zürafama batıyorum. Tekrar ortadaki zürafama batıp burada 3 sayımı sabitliyorum. Ve son zürafama da yine geçiyorum. Tekrar ipimi attım. Başa geldim. Yine aynı şekilde ortadaki zürafama batıyorum. Tekrar ortaya battım yine. Ve başa. Sayımı 3 sıra sabitliyorum. 3 sıra sabitledikten sonra ipimi başa getiriyorum. Bir, iki. Tekrar başa geldim. Bir ve burada sıfırlıyorum. Bu şekilde buraya küçük minik bir yaprak yapıyoruz. Şimdi bu aşağıdaki taban kısmıma tekrar ipimi atıyorum. Şu şekilde düz bir ip atarsam attığım ip belli olmayacak ve yaprağımın arkasında kalacaktır arkadaşlar. Buraya iki tane yine küçük zürafalar yapıyorum. 1 2 İpimi başa atıyorum. Bu sefer burada iki sayımızı koruyacağız. Sondaki zürafama ipimi atıyorum, zürafamı yapıyorum. Buraya tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Başa geldim.
Bir, iki. İpimi tekrar başa atıyorum. Sondaki zürafama geçiyorum direkt. Ve son zürafamın içerisine bir zürafa daha yapıyorum. Şuradaki zürafa sayılarımı sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 olduktan sonra buraya geçişimde çok hani büyük olmamak şartıyla birazcık iri bir ip atıyorum. Tekrar buraya da bir yapacağım ama bu birimi de bir tık büyük yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Burada şimdi ipimizi kesiyoruz. Tekrar 7 zürafa bırakıyorum. 2, 4, 6, 7 zürafa bırakıyorum. 8. zürafaya ipimi sabitleyip yan tarafa geçiyorum. Tekrar başa geldim. Aynı işlemde buraya bir tane daha yapacağım. Ben bunu kamera arkasından yapıp geleyim. Yaprağımızın daha hoş gözükmesi, daha net gözükmesi açısından iki tanesinin bitmişini sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde minik minik yapraklar ve dallar olmak üzere modelimizi tamamlıyoruz. Söylediğim gibi benim gibi yapabilirsiniz ya da arasında basit bir oya modeli yaparaktan biraz daha aralarını açabilirsiniz bu şık modelin. Şimdi gelelim bir tane daha bu kelebek gibi, fiyonk gibi olan kısmını yapmaya. Hemen pembe renkli ipimi alıyorum. Şu tepedeki kısma, pardon, ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Buraya iki tane küçük zürafa yapıyorum. Bir ve iki. Başa geldim. Burada sayımı artırıyorum. Baştaki zürafama 1, 2 ve 3. Tekrar ipimi başa atıyorum. Yine baştaki zürafamın içerisine batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zürafa yaptım. Yine başa geldim. Şimdi sayımı 3'e eksiltiyorum. 1, 2 ve 3. Sayım şu şekilde, yakından da göstereyim. 3'e indi arkadaşlar. Şuraya ip atarak aşağıya iniyorum. Şu şekilde kendime doğru da çekiyorum. Birazcık şöyle dip tarafa doğru alalım ipimizi. Bize diğer kanat kısmı için yer açılsın. Şimdi buraya iki tane uzun pırpır yapıyoruz. Şu boyutta modelimizin boyutunu şu şekilde bir tık geçsin arkadaşlar. Aynı boyutta, pırpırımızın aynı boyutunda bir pırpır daha yapıyoruz buraya. Tekrar iki zürafa yapıyorum. Bir, iki. Şimdi kanadımın aynı şeklini burada da yapıyorum. İp attım, başa geldim. 1, ilmeğimi göremedim. 2 ve 3.
Tekrar başa geldim. Bir, iki, üç ve dört. Tekrar ip atıp başa geliyorum. Yine burada da sayımı 3'e düşüreceğim arkadaşlar. Ve 3. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Şu şekilde küçük fiyonk gibi, kelebek gibi bir model ortaya çıkıyor. Ve bunun tepelerine, anten kısımlarına üçerli minik pırpırlarımızı koyuyoruz. Bir, iki ve üç. Hemen kesmeden yan tarafınınkine geçiyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi bunları kesebiliriz. Şu şekilde. Elimizde de düzeltelim ve modelimiz bu şekilde hazır arkadaşlar. Umarım sizler de benim gibi modelimi beğenir ve benimle beraber denersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Sevda Sevda Tapramaz olaraktan Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.